II. Mahmut, Osmanlı Devleti'nin 30. Padişahı ve İslam Halifelerinin 95.'si olan II. Mahmut, 20 Temmuz 1784'te İstanbul'da doğdu. Babası 27. Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamit, annesi Nakşibendi Sultan'dır. Babası 1789'da ölünce Mahmut'un çocukluğu ve gençliği amcasının oğlu 3. Selim'in padişahlığı döneminde geçmiştir. Mahmut, 3. Selim'den Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu kötü durumu, bu imparatorluğu yıkılmadan kurtarmak için yapılması gereken ıslahatın yapısını ve karakterini öğrenmişti. Erkek çocuğu olmayan 3. Selim de çok sevdiği yeğeninin eğitimiyle özel olarak ilgilenmiş, iyi yetişmesi için çalışmıştı. Yüksek din ve fen ilimlerini devrin kıymetli alimlerinden öğrenip modern, askeri ve teknik bilgiler ve devlet idaresi iyi bir şekilde öğretilmeye çalışılmıştı. Ne var ki 3. Selim 1807'de Kabakçı Mustafa ayaklanması sonucunda tahttan indirildi. Yerine geçen Mahmut'un ağabeyi 4. Mustafa ayaklanmacılarla işbirliği yaparak 3. Selim'in kurduğu Nizam Cedid ordusunu dağıtmaya girişti. Bunun üzerine Rumeli'ye kaçan Nizam Cedid yanlıları Rus Türk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'nın çevresinde toplanarak bir güç oluşturdular. 3. Selim'i yeniden tahta çıkarmak amacıyla Haziran 1808'de yola çıkan Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a gelip Kabakçı Mustafa'yı ve yandaşlarını dağıtınca 4. Mustafa Topkapı Sarayı'nda tutulan 3. Selim'i öldürttü. Şehzade Mahmut saray ağalarının yardımıyla kaçmayı başardı. Topkapı Sarayı'na gelen Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim'in öldürülmüş olduğunu görünce 28 Temmuz 1808'de 4. Mustafa'yı indirip Mahmut'u tahta çıkardı. 2. Mahmut da Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Osmanlı Devleti'nde merkezi dinlemeyen, başına buyruk zengin bir sınıf olan ayanlar ortaya çıkmıştı. Malikan topraklarını alıp iltizam toplama hakkını ömür boyu almışlar, valilerden daha güçlü hale gelmişlerdi. Merkezi otoritenin zayıflaması, ayanların resmileşmesine yol açtı. Kendisi de bir ayan olan Alemdar Mustafa Paşa, ayanları İstanbul'da toplayarak padişah ile ayanlar arasında Senedi İttifak'ın imzalanmasını sağladı. Senedi İttifak'ın bazı maddeleri şunlardır. Ayanlar padişahın emirlerine uyacak, ayanlar vergilerin toplanmasını sağlayacak, asker alınmasına karşı gelmeyecekler, padişah eşit adaletli vergilendirme yapacak, ayanlar devletin otoritesine karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasına yardım edeceklerdi. Senedi İttifak ile ayanlar hukuki bir statü kazanmış, padişahın bazı yetkileri kısıtlanmış, vergi adaleti sağlanmaya çalışılmış, ayanların Yeniçerilere karşı denge unsur olması amaçlanmış, fakat merkezi otoriteye karşı yeni bir güç odağının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca bu belge Osmanlı Devleti'nin ayanları söz geçiremeyecek kadar zayıfladığını da göstermektedir. Alemdar Mustafa Paşa, Avrupa tarzında asker yetiştirmek için Sekban Ciddi'yi kurdu. Bu durum Yeniçerilerin ayaklanmasına yol açtı. Alemdar Mustafa Paşa'nın 1808'de ölümüyle sonuçlanan ayaklanma sırasında 2. Mahmut da yeniden tahta çıkarılmasını önlemek için ağabeyi eski padişah 4. Mustafa'yı öldürttü. Böylece Osmanlı hanedanında başka erkek kalmadığından tahtın tek sahibi oldu. 2. Mahmut Yeniçeri ocağına dokunmayacağına, Sekban Cedid'i de dağıtacağına söz vererek ayaklanmayı yetiştirdi. 2. Mahmut, 3. Selim'in başlattığı yenilik hareketlerini sürdürebilmek için güçlü bir yönetim kurmanın gerektiğini anlamıştı. Ama bunu başarması kolay olmadı. İç sorunlar kadar dış sorunlar da atılımlarını zorlaştırdı. Dış sorunların başında savaşlar ve ayaklanmalar geliyordu. 1809'da başlayan Osmanlı-Rus Savaşı ancak 1812'de Fransız İmparatoru 1. Napolyon'un Rusya'ya saldırması üzerine imzalanan Bükreş Antlaşması ile sona erdi. 1804'ten beri süren Sırp ayaklanması 1817'de yatıştırılabildi. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1805'te patlak veren Hicaz'daki Vehhabi ayaklanmasını uzun savaşlardan sonra 1818'de kesin olarak bastırdı. Yunanistan'ın Epir bölgesinde
başına buyruk bir yönetim kuran Tevedelenli Ali Paşa da 1822'de yenilgiye uğratıldı. 1821'de önce Efrat'ta, ardından da Mora'da patlak veren Yunan ayaklanması 1822'de bağımsızlık ilanı ile sonuçlandı. Osmanlı Devleti'nin elindeki ordu ve donanma bu olaylara karşı duracak güçte değildi. İkinci Mahmut, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyerek 1825'te Yunanistan'a karşı harekete geçti. 1827'de Atina ele geçirildi ve bağımsız Yunan Devleti'ne son verildi. Ama bu olaya büyük tepki gösteren İngiltere, Fransa ve Rusya'nın birleşik donanması 20 Ekim 1827'de Mora Yarımadası'nın güneybatı ucundaki Navarin'de demirlenmiş olan Osmanlı Mısır donanmasını bir baskınla yok ettiler. Ardından 1828'de Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Balkanlar ve Kafkasya'da karadan, Karadeniz'de de denizden başlayan Rus saldırıları karşısında Osmanlı orduları ve donanması geriledi. Fransa'da Yunanistan'ı desteklemek amacıyla Mora'ya asker çıkardı. Osmanlı Devleti 1829'da Yunanistan'ın bağımsızlığını tanıdı. Rus orduları karşısında zor durumda kalan Osmanlı Devleti 15 Eylül 1829'da Edirne Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma ile Tuna Irmağı'nın kuzeyi ile Kafkasya'daki toprakların büyük bölümü Rusya'ya bırakıldı. Bu fırsattan yararlanan Fransa'da 1830'da Cezayir'i işgal etti. Bundan sonraki en önemli sorun 1831'de başlayıp ancak 1841'de sonuçlanan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanması oldu. İkinci Mahmut dış sorunlarla uğraşırken içeride de önemli olaylar yaşandı. Askeri alanda yapılan yenilikler. Tekvan Cedid ordusu kurulmuş ancak Yeniçerilerin isyanı sonucu kapatılmıştır. Eşkinci Hoca'ya kurulmuş ancak bu orduda Yeniçerilerin ayaklanması sonucu kapatılmıştır. Uzun bir süreden beri savaşlarda hiçbir başarı gösteremeyen, buna karşılık bir başıbozuk topluluğu halinde, özellikle İstanbul'da sık sık ayaklanan, büyük bölümü askerliği unutup esnaflıkla uğraşan ya da zorbalık yapan Yeniçerilerin varlığı devlet için büyük bir yük olmuştu. 1826'da ulemanın ve devlet adamlarının da desteğiyle harekete geçen 2. Mahmut, kısa sürede Yeniçeri ocağını dağıttı. Böylece padişahın devlet yönetimindeki otoritesi yeniden güçlendi. Yeniliklere engel olan bir kurum ortadan kaldırıldı. Bektaşilik tarikatı yasaklandı. Osmanlı tarihinde Vakai Hayriye yani hayırlı olay olarak anılan Yeniçeri ocağının dağıtılmasından sonra 2. Mahmut, Asakir-i Mansure-i Muhammediye yani Muhammed'in zafer kazanmış askerleri adlı orduyu kurmuştur. Mektebi Tıbbiye ve Mektebi Harbiye adı verilen askeri okullar açılmıştır. Mehterhane kapatılarak yerine Muzika-i Hümayun yani Banda Okulu açılmıştır. Askeri ve ekonomik amaçlı ilk kez erkek nüfus sayımı yapılmıştır. Tımarlı sipahilerin boşluğunu doldurmak için vilayetlerde redif birlikleri kurulmuştur. Yönetim ve toplumsal alanlarında yapılan yenilikler. Divan-ı Hümayun kaldırıldı. Batı tarzında örgütlenen nazırlıklar yani bakanlıklar oluşturuldu. Köy ve mahalle muhtarlıkları kuruldu. Ayanlık kaldırıldı. Tımar ve zahmet kaldırılarak memurlara maaş bağlandı. Rütbe ve nişan sistemi getirildi. Memurlara pet, ceket ve pantolon giyimi zorunluluğu getirildi. Devlet dairelerine resmini astırdı. Islahat hareketlerinin gerektirdiği yeni nizamnameleri hazırlamak, memurların mahkemeleriyle meşgul olmak üzere Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye kuruldu. Memurların terfi ve yargılanmasıyla ilgilenen Darüşşura-i Bab-ı Ali kuruldu. Görevden alınan veya ölen devlet adamlarının mal varlığına el koymak demek olan müsaadele kaldırıldı. Polis ve posta örgütü kuruldu. İlk karantina örgütü kuruldu. Pasaport uygulaması başlatıldı. Eğitim ve kültür alanlarında yapılan yenilikler. Endorun Mektebi kapatıldı. Devlet adamlarının yetiştirilebilmesi için Mektebi Marife Adliye açıldı. İlköğretim zorunlu hale getirildi. Ortaokul düzeyinde eğitim veren Rüşdiye, lise düzeyinde eğitim veren Mektebi Ulum-u Edebiye gibi ortaöğretim kurumları açıldı. Askeri okullarda Fransızca zorunlu ders haline getirildi. İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi. Avrupa tarzında müzik serbest bırakıldı. Takvim-i Vekai adıyla ilk resmi gazete yayınlandı.
Ekonomi alanında yapılan yenilikler. Yerli malı kullanımı özendirildi. Ticaretin gelişmesi için gümrük düzenlemesi yapıldı. Çuha fabrikası açıldı. Ordunun üniforma ihtiyacını karşılamak için teshane açıldı. Bu dönemde ekonomik çalışmalara en büyük darbeyi 1838 Baltaliman Antlaşması vurdu. Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa isyanında destek bulabilmek için önce İngiltere, sonra da Fransa'ya önemli tavizler verdi. Bu ticaret antlaşmasıyla yabancı tüccarlar Osmanlı ülkesinde çok düşük vergi karşılığında ticaret yapmaya başladılar. Osmanlı tüccarları yabancı tüccarlarla rekabet edemedi. İthalat ve ihracat arasındaki denge bozuldu. Böylece Osmanlı pazarlarını Avrupa malları istila etti. İkinci Mahmut dönemi ıslahatları genel özelliklerine baktığımızda tanzimat için uygun ortam yaratılmış, ıslahatlar sadece askeri alanda kalmamış, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuk alanlarında Batı örnek alınarak yapılmıştır. Osmanlı Devleti'ndeki bu süratli ve olumlu gelişme Avrupa devletlerini harekete geçirdi. İngiliz ve Fransızlar Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'yı Osmanlı'ya karşı kışkırttılar. Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın hakim olacağı bir devleti tanıyacağını bildiren İngiliz ve Fransızlar onun güçlü, disiplinli kuvvetlerini Osmanlı'ya karşı çevirmeye başardılar. 1831-32 yılındaki muharebelerde Mısır askeri çokluğu ve intizamlı olması sebebiyle galip gelince Osmanlı Devleti Rusya'dan yardım istedi. Ruslar yardım isteği üzerine Boğazlara asker çıkardı. Rusya'nın Boğazlara gelmesi Mısır sorununu bir iç sorunken dış sorun haline getirdi. Bu durum İngiltere ve Fransa'yı telaşa düşürdü. Fransa'nın aracılığıyla 8 Nisan 1833'te Osmanlı ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Kavalalı'ya bazı valilikler verildi. 8 Temmuz 1833'te Rusya ile savunma ve yardım esasına dayanan Sinkaris-Siris Antlaşması imzalandı. 1839'da Mısır üzerine ordu sevk edildiyse de neticesi gelmeden 2. Mahmut İstanbul'da vefat etti. 2. Mahmut Osmanlı Devleti'nin ilerlemesine, teknik ve sanayide devrim seviyesine ulaşılmasını isteyen tedbirli, gayretli bir padişahtı. Devrindeki büyük hadiseler karşısında asla ümitsizlik ve gevşeklik göstermedi. Akıllı, zeki, çalışkan olan 2. Mahmut azim sahibiydi. Hattat, bestekar ve şairdi. Adli mahlasıyla şiir yazardı. Öğrenci gördü artık müşteriye yanında.
şeyi.